Emin Pazarcı, MHP'liler faşist midir? Şimdi sakın 1970 model bu soruda nereden çıktı demeyin. Ayrıca Türk solunun yıllarca tekrarladığı bu iddiayı durup dururken niye tekrar gündeme getiriyorsun diye de celallenmeyin. Ben bir şey yapmadım. MHP içindeki başkanlık sistemi tartışmalarıyla birlikte kendiliğinden gündeme geldi. MHP'li Ümit Özdağ Twitter hesabından başkanlık sistemi ile ilgili görüşünü paylaşmış. Diyor ki demokrasi ve milli birlik için yaşasın parlamenter demokrasi Kahrolsun otoriter başkanlık rejimi girişimi. Eskiden bu tür ifadeleri MHP ile mücadele eden silahlı sol örgütler kullanırdı. Şimdi ise MHP'li milletvekilleri gündeme getiriyor. Bunu ben garipsedim. Özda kahrolsun otoriter başkanlık sistemi diyor. Böylece ülkücü hareket ve MHP'nin geçmişini reddediyor. Doktrinini ayaklar altına alıyor. Alparslan Türkeş felsefesini yerden yere vuruyor. Bunu eskiden marksistler yaparlardı. Silahlı yasa dışı sol oluşumlar dile getirirlerdi. Bugün de benzer ifadeler MHP içinden yükseliyor. Ümit Özdağ toptancı bir yaklaşımla başkanlık sisteminin otoriter bir yönetim olduğunu söylüyor. Kahrolsun sloganıyla üzerine yükleniyor. Oysa başkanlık sistemi Alparslan Türkeş'in en büyük hayaliydi. Dokuz ışık doktrininde yer alan ülkücülerin ve MHP'nin varlık sebebiydi. Yıllar boyunca bunun için büyük bir mücadele verdiler. Üstelik Ülkücü Hareket'in başkanlık mücadelesi Türkeş'in vefatının ardından Devlet Bahçeli döneminde de devam etti. Şimdi size Burçak yayınları tarafından neşredilen 2000 yılı baskısı 9 ışığın 235. sayfasından bir bölüm aktaracağım. Aynen şöyle deniliyor. Milliyetçi Hareket tek meclis, tek başkan sistemini savunur. Bugün getirilmek istenen sistem de bu. Ardından şu ifadeler kullanılıyor. Çağımız kuvvetli, adil ve hızlı icra çağıdır. Türk milleti dünya imparatorlukları kurduğu devirlerde kuvvetli, adil ve hızlı icra sistemini uygulamıştır. Kuvvetli ve hızlı icra gücün tek elde toplanmasıyla mümkündür. Bunun için tarih ve töremize uygun olarak başkanlık sistemini savunuyoruz. İcrayı Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık olarak ikiye bölemeyiz. İfadeler çok açık ve net. Buna rağmen MHP'li Levsoltiko, THKO gibi ülkücülere karşı silahlı eylemler düzenleyen örgütler de benzer söylemlerde bulunuyorlardı. Onlar da kahrolsun diyorlardı. MHP'nin otoriter bir anlayışa sahip olduğunu iddia ederek araya bir de faşistler ifadesini ekliyorlardı. Kahrolsun faşistler! Şimdi anladınız mı neden MHP'liler faşist midir ifadesini kullandığımı? Ümit Özdağ'ın yaptığı çıkış düşündürdü bunu bana. Bitmedi devam edelim isterseniz. 9 ışıkta şöyle bir ifade daha var. Her konuda bütünleştirici olduğumuza göre icranın başında da bütünleşmeci olmalıyız. Milliyetçi Türkiye'de demokratik milli cumhuriyet ilkesi içinde başkan Türk milletinin yürütme organının tek başı olacaktır. Demek ki dokuz ışığı yazan, doktrin olarak kabul eden ve yıllarca mücadelesini veren Alparslan Türkeş ve arkadaşları başkanlık sistemini milli birlik ve beraberliğin teminatı olarak da görüyorlar. Peki Ümit Özdağ, Yusuf Alaçoğlu, Nuri Okutan, İsmail Ok ve Seyfettin Yılmaz gibi MHP'li milletvekilleri ne diyorlar? Başkanlık sistemiyle Türkiye'nin bölüneceğini iddia ediyorlar. Lafı evirip çevirmeyelim, hiç kıvırmadan açık ve net olarak söyleyelim. Bu durumda yıllarca başkanlık sisteminin mücadelesini veren Alparslan Türkeş ve arkadaşları da bölücü oluyor. Olacak iş mi bu? Trajikomik dedikleri bu olsa gerek. Sırf şahıslar üzerinden sürdürülen Erdoğan başkan seçilmesin isterisiyle yürütülen bir siyaset işte insanları böylesine garip bir mecraya ve çelişkiler yumağı içine sürüklüyor. Gerçekten trajikomik. Emin Pasarcı, Akşam.